arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi örmeye göbekten başlayıp trabzanlarımızın ve zincirimizin yardımıyla dilediğimiz kadar renk çeşidi kullanarak örmeye devam edeceğiz. İki ya da daha fazla renklerle örebilirsiniz. Elimdeki motifimde üç tane renk kullandım. Daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Motifimizi büyüterek istediğiniz ölçülerde battaniye, kırlent, çanta yapımında da kullanabilirsiniz tamamen zevkimize ve ihtiyacımıza uygun şekilde örebiliriz. Evet yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Yorum ve beğenilerinizin her biri çok çok kıymetli bizim için. Evet kolay gelsin diyerek hemen motifimizi yapmaya başlayalım. 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum ve zincir çekerek başlıyorum. 6 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemen dibine batıyorum. Birinci zincirimi bir yuvarlak oluşturuyorum. Bir zincir çekip kapatıyorum. Hemen bakınız bir zincir çektim kapadım. Yuvanın içerisine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir defa batıp çıkıyorum. Bir tane sık iğne sayıyorum. Toplamda 12 sık iğne olana kadar örüyorum. 2 batıyorum. 3 atıyorum yuvanın içerisine ipimi alıyorum. 4 5 6 başını dolamıyorum. 7 8 9 10 11 ve 12. Tam 12 tane sık iğnemi yaptım başlangıçtaki Bakın bir zincir çekerek kapadığım yere gelerek tığımın ucunu batırıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek burada bir düğüm atıyorum. Burada aynı renkle ikinci sıraya devam etmiştik ama sadece göbek kısmını farklı olarak örmek istiyorum bu sıramızda. Şöyle geçiyorum. Ve görmüş olduğumuz gibi sık iğnelerden oluşan 12 tane grubumuzu, halkamızı oluşturduk. Alttan şöyle sıkıyorum. Ve hemen ipimi kesiyorum. Tabii ipimizi daha sonra da temizleyebiliriz. Şöyle bakalım. Şimdi ikinci rengimi alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum bakınız. Şöyle başlıyorum örüyorum. Sabitleniyorum buraya. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin içerisine giriyorum. 3 defa dalıyorum. 1 2 ve 3. 2 defa doluyorum. Bir sonraki bakınız sık iğnemin içerisine giriyorum. 1 2 3. 4 zincirimizi ve 2 trabzanımızı ördükten sonra yeniden zincir çekerek bir sonraki sık iğnemin üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki sık iğne içerisine giriyorum. Tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümün ilkini oluşturduk. Burada 4 tane bu trabzanlı bölümümüzü oluşturacağız. İlkini tamamladık. Zincirle başladık. Zincirle bitirdik. Bakınız 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemi giriyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. 2 sık iğnemi ördüm. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Ve batıyorum. Bir sonraki sık iğnenin olduğu yere yeniden 1 2 3 4 zincirimi çektim. Sırasıyla bakınız her birine birer birer batarak ilerliyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. 1 2 3. 2 defa doluyorum. Yanındaki aynı yere batmıyoruz. 2 trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3 ve 4 dibine batıyorum. Yani bir sonraki sık iğnemin olduğu bölümü tekrar 1, 2, 3, 4, 2 defa doluyorum. 3'ünü yaptım. Bakınız 4. yapıyorum. 1, 2, 3, 4 bir sonrakine batıyorum. Hemen ilk başlangıcın dibinden ilmeğimizi sadece geçiriyoruz şu şekilde bakınız ilmeğimizi geçirip bir tane zincir çekerek düğümümüzü atıyoruz ve trabzanlardan oluşan ilk grubumuzu bu şekilde örmüş oluyoruz dörder trabzan ördük yanlarında bakınız zincirlerden oluşan trabzanımız ortada ise iki defa başını dolayarak aldığımız trabzanlarımız var Şuradaki görmüş olduğumuz grubumuzu ördük hemen üzerine örmeye başlayalım bir tane düğüm attım. şu şekilde İlk zincirden oluşan şurada görmüş olduğum trabzanın Tepe noktasına gelerek batıyorum ve dört zincirimi çekiyorum 1 2, 3, 4. 4 zincirimi çektikten sonra yeniden iki defa doluyorum. Her bir trabzanımın üzerine örüyorum. Bakınız yanındakine batıyorum. 1, 2 ve 3. 2 defa doluyorum. Yanındakine batıyorum. ikişer ikişer aldım 3 tane trabzanım oldu dördüncü zincir çekerek iniyorum 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ve en son trabzanımın tepesine battım. Şu şekilde ve hemen yandan şuradaki görmüş olduğumuz bölümleri örmeye başlayacağız. Bakın şimdi tepe kısmını ördük. Yandan giriyoruz. 1 2 3 tane trabzanımız var. Bakınız dördüncü trabzanımızın içerisine batarak örme işlemini başlatıyoruz. 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim yandan. Bakınız. 1 2 3 4. 2 defa başını doluyorum. Hemen son trabzanımın içerisine giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 ve 3. İki trabzanımı ördükten sonra yeniden bakınız. 2 defa başını doluyorum. Batıyorum trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi bir sonraki gruba geçerken hemen buradaki 4 zincirin tepe noktasına gelerek batıyorum ve geçişimi yapmış oluyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi yeniden çektim. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Son trabzanımı Yine zincir çekerek örüyorum. 2, 3, 4. Batıyorum. Zincir çekerek indim. Bakınız. Zincir çekerek son trabzanıma inişimi yaparak battım. Tekrar zincir çekerek 2, 3, 4. Yandaki şu kısmı doldurarak artma işlemimizi yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz işlemimizde motifimizdeki. Trabzan sayılarının artışlarını yapıyoruz. Bakınız burada 1, 2, 3. Burada 2 idi sayımız. Trabzanlarımızın olduğu diğer rengimizde 3'ü çıkacak. Burada artış işlemini yapmaktayız. Bir sonraki sıramızda ise bakınız 1, 2, 3, 4. Bir sonrakinde 5, diğer sırada 6 olarak çoğaldık. Yani burada yanlarda artış işlemimizi yapmaktayız. İki defa doluyorum örüyorum iki defa doluyorum ve köşedeki bakınız trabzanlarımı ördükten sonra zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum zincirimle çıkıyorum toplamda dörder trabzan üzerinden kuruyoruz bütün trabzanların üzerine bakınız şimdi ikinciye batıyorum iki defa doluyorum. Son trabzanıma aynı şekilde zincir çekerek iniyorum. 1, 2, 3, 4. Çünkü yan taraftan artışma yapmam gerekiyor. Burası köşe. Bakınız. 1, 2, 3. Zincir çekerek indim. Zincir çekerek çıkıyorum. Yandan yine örüyorum. Evet bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet motifimizin sonuna geldik. Bakınız bu sıradaki rengimizi birleştireceğiz. Diğer başlangıca her köşeden saydığımızda 3'er adet oldu. 1, 2, 3 buradan sayıyorum. 1, 2, 3 tekrar 1, 2, 3, 1, 2 birleşme yapacağımız noktayla birlikte 3 tane trabzan grubumuz olmuş oldu. Şimdi buradaki örmüş olduğum tepe noktasını direkt Başlangıcın dibine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirle düğümümü atıyorum ve buradan ikinci sıranın birleştirmesinde yaparak sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde bakalım. Dörder dörder ördük. 4 trabzan zincirlerimizle birlikte ve hepsinde üçerli grubumuz oluşturduk. Şimdi diğer rengimize geçelim. İpimi bağladım. Yeni mavinin bir diğer tonunu kullanmayı tercih ettim. Örmeye köşelerimizden başlayalım bakınız. Köşemizden aradan başlamayalım. Köşedeki zincir çekerek başladığımız herhangi bir köşeden başlayabiliriz. Bakınız zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 defa başını doluyorum. Hepsinin üzerine birer tane trabzanım örüyorum. 2 doluyorum. 2 trabzanımı ördükten sonra zincirle aşağı iniyorum. Köşelerden zincirle iniyoruz. Bakınız. Batıyorum. Yan örüp artışımızı yapacağız. Çünkü şuradaki yandaki yapacağımız işlemimiz. 4 zincirimi çekiyorum. 4 zincir bol geliyorsa 3 tane de çekebilirsiniz. 2 defa dolayarak 4. tırabzanımı ördükten sonra tepe noktasına gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 hepsinde aynı işlemimizi yapıyoruz. Aralarda hep tepe noktasını örüyoruz. Geçişlerde, köşelerde zincirle başlayıp zincirle inişimizi yapıyoruz. Burası püf noktasıdır. Bakınız burada hep aralarda trabzanımızda geçişimizi yapmaktayız. Diğer hemen tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 artışımız burada bir tane daha oldu. Yandaki trabzanıma batıyorum. Bakınız burası köşe. Dikkat edelim. Köşelerde sadece zincirimizde inişimizi yapıyoruz. Aradaki iki trabzanımı örüyorum. Zincirle iniyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimin tepesine batıyorum. Evet köşemizi bakınız 4'e çıkardık. 1, 2, 3, 4 aşağıda 3'tü. Şimdi zincirle 2, 3, 4 yan kısmı örmeye başlıyorum. 2 defa doluyorum. Tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 Devam ediyorum. Devam ediyorum. Tepe noktasına batıyorum. Bakınız burası köşemizin olduğu yer. İnişimizi zincirle yapacağız buranın. Diğerlerini hep trabzanda. 1, 2, 3, 4. 2. trabzanıma batıyorum. köşe olduğu için zincirimi çekiyorum yan tarafa o şekilde geçiyorum 1 2 3 ve 4 bakınız 1 2 3 4. trabzan grubumuzdayız tığımın başını dolamıyorum hemen batıyorum zincirimi çektiğim için köşemizden inişimizi yapıyoruz 1 2 3 4 bu kısma başladığımız için zincirle başladık çok çok kolay tepe noktasına batıyorum en üst noktaları bakın şu noktaları batıyorum 1 2 3 4 Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son dip kısmına batalım şuraya ilmeğimizi sadece geçirip bir zincir çekip düğümümüzü atalım ve buradan ipimizi keselim Evet modelimizdeki üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk göbeğimizi saymazsak. Şimdi dördüncü sıramıza başlayalım. Her bir sırada mutlaka köşelerden başlıyoruz. Şu köşemizden başlayalım. Beyaz rengimle son sıramı örmek istiyorum. Bir düğüm attım zincir çekerek ve hemen köşeden başlıyorum. Yine zincir çektiğim trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve zincirime başlıyorum. 1, 2, 3 4 2 defa doluyorum diğer trabzanlarımın her biri üzerine birer tane batarak 2 defa doladım zincirimle aşağı iniyorum sadece köşelerimizde zincirle iniyoruz 4 zincirimi çektim Batıyorum. yanlarımı örmeye başlıyorum yanlarda sadece başlangıcı zincir kullanıyoruz Geri kalan hepsini de iki defa dolayarak trabzanlarımızı örüyoruz. Ne kadar büyütürsek büyütelim kuralımız değişmeyecek. Batıyorum. Bakın yandan gelen tepe noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 doluyorum. tekrar tepe noktaya batıyorum. Zincirimle çıkıyorum. Trabzanlarımı tamamladım. Köşe noktama geldim. Köşe noktamı hem zincirle başlıyorum. Zincirle iniyorum. Tüyürü. 4 zincirimi çektikten sonra birer birer ilerliyorum ve zincirle iniyorum bakınız köşe olduğu için 1 2 3 4 atıyorum yandan artışımızı yapıyoruz 1 2 3 4 yandan 2 defa doluyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Sadece köşelerden zincirle başlayıp zincirle şuradan yandan örerek artışlarımızı yapıyoruz. Ve istediğimiz kadar büyütüyoruz. Bu benim son sıram. En son dördüncü trabzanı ördüm. Yine dibine şöyle batıyorum. Sadece geçişimi yapıp bir tane zincirimi çektikten sonra motifimizi tamamlıyoruz. İçine daha sonra her rengi kendi içerisinde gizlersek çok güzel sonuç alırız daha sonra kalan iplerimizi keseriz Evet motifimizi bu şekilde tamamladık şöyle görelim iki farklı renkte çalıştık istediğimiz e, ürünlerimizde kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi, fikirlerinizi yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.